koordinatlarda arkadaşlar pozitif yön önemlidir. Şimdi burada 40 derece verilmiş ama biz açıyı alırken saat yönünün tersinde olan başlangıç noktasından itibaren olan açıyı alacağız. Yani şöyle göstereyim bakın size. Şuradan gelecek böyle bu şekilde olan 50 derece. Bu yüzden cos 50 virgül sin 50'dir P noktasının koordinatları. Şıklarda var mı direkt buna uyan? Evet var. D şıkkı. Ve tabii unutanlar için söyleyelim. Birim çemberin içinde apsis her zaman x'tir, ordinat da her zaman y'dir. Pozitif yön olmak şartıyla. Fonksiyon reel sayılarda tanımlıysa arkadaşlar bir kere kesinlikle paydayı sıfır yapan değer olmaması lazım. Böylece a artı 3 eşittir 0 olur. A buradan eksi 3 olabilir. Tamam mı? Haliyle eksi 3 olursa paydayı sıfır yapan değerden kurtulmuş olursunuz. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar, a eksi 1'in a artı 3 oranı 1'in 3 oranına eşit olursa fonksiyon sabit fonksiyon olur. Böylece paydayı tanımsız yapan yine değer olmaz. Böylece 3a eksi 3 eşittir a artı 3'ten 2a eşittir 6, a eşittir eksi 3. Bunların çarpımları artı 3 pardon. Bunların çarpımları eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9 olur C şıkkı. Hemen şu ilkiyle de ilgili bir örnek göstereyim. Bakın a'ya eksi 3 verirseniz eksi 4x artı 1 bölü 3 olur. Paydaya verebileceğim bir sayı bile yok. Bu yüzden tanımsızlık sıkıntısı yoktur. İkisini toplayarak gittiğimiz zaman log 12x log 12 toplam demek bir nevi çarpım demektir. Haliyle log 12 burası 2x olacak. Sonra log 12 log 12 6 burası log 12 2'den 1 olur. Log 12 6, log 12 24, 6 çarpı 24'ten 144 yapar. Burası da 2 olur arkadaşlar. Toplamları bunların 1 artı 2'den 3 gelecek. Log 12 2x ile 1'i toplarsanız da log 12 2x artı 1 olur. Bunları topladığımız zaman 1 artı 3'ten 4, logaritma 12 tabanında 2x eşittir 6. Logaritma 12 tabanında 2x eşittir 2. 12'nin karesi olması lazım. Yani 2x eşittir 144 olmalı. Bu yüzden x 72 oldu. D şıkkı. 1 eksi logaritma 2 arkadaşlar. O 1'den önce normal standart hale getirelim. Kurtulalım böylece. Logaritma 10, logaritma 2 fark demek, bölmek demek. Logaritma 5 olur. Logaritma 8, 125 nedir? Logaritma 2 küp buraya ters çevrilerek gelecek. Bakın küp normalde tabanın üstü ters çevriliyordu. Sonra diğerine geldiğimiz zaman 5'in kübü, yine bunu da ters çevirirsek burası da böyle olacak. Artık arkadaşlar logaritma 5 bölü logaritma 2 tabanında 5 oldu. Burada ne yapabiliriz? Logaritma 2 tabanında 5'e lütfen dikkat. Ben bunu şöyle yazabilirim. Ters çeviririm bu logaritma 2 tabanında 5'i. Logaritma 5 tabanında 2 olur. Bunun sayısıyla bunun tabana eşit olduğu için log 2 olacaktır cevap. D şıkkı. Hep bakın kural odaklı gidiyoruz. Fx eşittir x denklemini sağlıyorsa y eşittir x doğrusuyla kesişimine bakacağız. Yani bakın şöyle görüyor musunuz? Böylece bu doğruyla bu grafik kaç noktada kesişti? 1, 2, 3, 4 ve 5 noktada kesişti arkadaşlar. C şıkkı. İşte mevzu bu. Bazen size denklemle çözemeyeceğiniz şekilde eşitlikler verir. Burada mevzumuz arkadaşlar tamamen grafiklerin kesiştiği noktaları bulmaktır. Birim kareler verilmiş. Kotanjant x neresi? Bir bakalım. Tamam. Kotanjant x için şöyle z'den dolayı buraya da x diyebilirsiniz. Bakın sonuçta bunlar paralel. Haliyle kotanjant x de şu dik üçgenden 1, 2, 3, 4 bölü 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4. Böylece kotanjant x 1 olacak. Şimdi tanjant y'ye bakalım. Tanjant y içinde yine şöyle bir dik üçgen arkadaşlar. Burası da yine aslında 45 derece. Bakın değilmiş pardon. 1, 2 birimmiş. Ben görmedim. Burası da 1, 2, 3 birimmiş. Haliyle kotanjant x çarpı tanjant y 2 bölü 3'ten d şıkkı oldu. Bölenin derecesi bölünenin derecesinden küçük olamaz. Öyle olursa arkadaşlar şöyle düşünün. X kareyi siz x küpe bölerseniz mesela polinom elde eder misiniz? Hayır, o yüzden bu olmaz. Derece kx bölü derece rx derece px, evet. Şimdi burada kesinlikle doğru bir şey.
kalanın derecesi bölenin derecesinden küçükse zaten bölünenin derecesinden hayli hayli küçüktür ya da eşittir. Evet, bu doğrudur. Yine aynı şekilde derece Rx derece Px. Derece Rx arkadaşlar Px'in Qx'e bölümünden elde edilen bir polinom olduğu için doğal olarak tabii ki polinom elde etmeniz için büyük dereceliği küçük dereceliğe bölmeniz lazım. En iyi ihtimal eşit derecelilere bölerseniz. Şunun gibi x üzeri 4'ü x kareye bölersek bir polinom elde ederiz. X üzeri 4'ü x üzeri 4'e bölersek işte bir tam sayı elde ederiz ama bu da bir polinomdur. Ama gidip şöyle bir şey olsa x üzeri 2'nin x üzeri 3'e bölümün deminki gibi 1 bölü x polinom mudur? Hayır. Polinom dediği için evet bu da doğru olacaktır. Kesinlikle Rx'in derecesi de Px'den küçük eşittir. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada bir kere eksi 2'nin tek kuvvetlerinden ne verirseniz verin burası eksi olur. Örnek eksi 2'nin 101. kuvveti de negatif sayıdır. Eksi 2'nin eksi 501. kuvveti de negatif sayıdır. Çünkü tek sayılarda bu işaret arkadaşlar negatifse negatif kalır, pozitifse pozitif kalır. Bu yüzden bu ifade ne verirsek verelim negatif olur. Diğeri ise x artı 13 çarpı x eksi 12 olduğundan şöyle bir baş kat sayısı eksi gibi olmuş olacak şu eksi 2 üzeri x'ten dolayı. Artık eksi 13 artı 12 diğer kökümüz. Böylece arkadaşlar eksiyle başlıyorum artı eksi. Şimdi negatif tam sayılardan iki basamaklı olanlar neler? Eksi 99'dan eksi 13 dahil ne yapacağız? İkişer ikişer artıyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyelim. 99'dan 13 çıktı 86. 2'ye böl 43. 1 ekle 44 tane negatif iki basamaklı var. Sonra bir de pozitif iki basamaklılara bakalım. Sonuncusu 99. İlki arkadaşlar 13 olacak. Çünkü yine tek sayı. Yine 2'ye böldüğümüz zaman buradan artı 1 diyeceğiz. Buradan da 44 gelecek. Toplam 88 tane arkadaşlar iki basamaklı sayı var. A şıkkı. Burada yeşil ve sarının arasındaki alan oranını 2 vermiş. Buraya 2S, buraya S dersek, buraya 2S, buraya S dersek aslında şunu görmüş oluyoruz. Bize iki tane S'in toplamını sarı bölgelerin dediği için, yani taralı bölgelerin 18 dediği için S'i 9 vermiş oluyor. Şimdi S 9 ise burası da 18 olacak. Şurada böyle bir dikdörtgen var. Tabanı X, diğer tabanı ordinattan dolayı X kare. Böylece X çarpı X kare eşittir 27 olur. Haliyle arkadaşlar x buradan 3 gelecektir. C noktasının koordinatları da 3'e 9 olacak. Toplamları 12. Aslında nokta denklemi sağları gerçekten bu soruda düzgünce kullanmış olduk. Soruda şunu görmeniz gerekiyor. Bakın şu kesim noktalarının apsisine A derseniz A'dan büyük değerlerde F daha büyük. Haliyle ne olacak? Küpü de daha büyük olacak. Ve burada şu da var tabii normalde basit kesirde olmadığı için 4'ten büyük bir sayıda olduğu için burada küpü kesinlikle G'den büyük çıkıyor bakın. Kırmızı mavinin altında. Bir grafikte hangisi üstteyse o büyüktür. Dolayısıyla birden büyük sayılarda küpü de büyüktür. Yine baktığınız zaman G arkadaşlar A'dan küçük değerlerde gördüğünüz gibi daha büyük. Haliyle bizim burada neyi bulmamız gerekiyor aslında? G'nin daha yukarıda olduğunu ki aralarındaki fark 0 veya 0'dan küçük olsun. Böylece G'nin üstte olduğu da A'dan küçük olan değerlerdir. Demek ki sağlayan X değerleri A'dan küçük olmalı. Tabii ki tanım aralığı sıfırdan başladığı için sıfırdan büyük. Eşitlik de olduğu için sıfır büyük eşit, x büyük eşit A diyebiliriz. Peki A'yı nasıl bulacağız? Aslında A dediğimiz kesim noktası. Böylece arkadaşlar kesim noktası demek ortak çözmek demektir. X kare artı x artı 4 eşittir. Eksi 2x kare eksi x artı 20. 3x kare artı 2x eksi 16 eşittir 0. 3 x ise x. Sonra burası artı 2 diyelim. Daha doğrusu eksi 2 diyelim. Burası da artı 8 olsun. Toplayınca eksi 6 x artı 8'den artı 2 yapıyor. Çarpanlarını doğru ayırmış olduk. 3 x artı 8 çarpı x eksi 2 eşittir 0. X tabii ki negatif bir sayı değil burada bakın. A çünkü. X eşittir 2 eşittir A. Demek ki bu çözüm kümesi 0 küçük eşit, x küçük eşit 2'ymiş arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Aritmetik ortalama dediği için 4x artı 96'nın yarısı yani 2x artı 48. Geometrik ortalama neydi? Sayıların çarpımının kökü. Kaç tane sayı var? 2 o zaman karekökü.
Bu da x kare olacak. X büyüktür 0 olduğu için olduğu gibi çıkar. Mutlaklı çıkarmama gerek yok. 2x artı 48 küçük olmalı x kareden. 0 küçük. X kare eksi 2x eksi 48. X eksi 8. X eksi x artı 6 büyüktür 0. Artık tabloyu oluşturduğumuz zaman eksi 6 ya 8 artı eksi artı. Bizden sıfırdan büyük olmasını istiyor bir nevi böyle denklemi yapınca. Ama aynı zamanda negatif olmayacak. Burayı alamayacağız. 8'den büyük en küçük iki sayı 9 ve 10'dur. Toplama 19, cevap B şıkkı. OC kenarı eşit olduğuna göre alanlar oranı tabanlar oranıdır arkadaşlar. Bu yüzden burası 2K'ya K olur. Yükseklikleri aynı olduğu için bu şekilde olması lazım. Ve A ve B noktaları arasındaki uzaklıkta koordinat olarak buraya eksi 2K dersek burası da K'dır. 3K eşittir 18 olur. K buradan 6 yapar arkadaşlar. 6'ya eksi 12. Buradan geçen parabol, A, B, C noktalarından geçen parabol. Şöyle yani. Artık şunu söyleyebiliriz. Köklerden bir tanesi eksi 12. Diğeri eksi 6. Baş katsayı A. Böylece x artı 12 ve x eksi 6 çarparsak sabitlerimi buluruz. Eksi 72 olur. O da C şıkkı yaptı.